Of. Dur 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 duruyorum dur. Fırlayı çıkar, fırlayı çıkar. Ya bak. İliklerine kadar ıslanmışsın. Aa. Hastalanmazsan iyi. 10 dakika sağanak yaptı. Şu halime bak. Yani, donuyorum ya, canan donuyorum. Donarsın tabii. Hava üşünecek gibi değil. Sen şifayı kapmışsın anlaşılan. Evet. Çabuk 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 çabuk. İki lokma ye hemen yat. Yok yok. Dur 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 dur. Ah bir şey yemek istemiyorum ver. Hemen uzanıp yatacağım. Yarın çünkü ayakta olmam lazım. Nerede bu var? Anne. Anam doluyor hemen. Anne. Oh. Bu iyice üşütmüş, ateşi var. Oh. Ya çantanda ilaç kaldı mı? İğne var anne. İki tane çaksın baba. Annem hiçbir şey kalmaz. Geçer. Oğlum hemen iğne olur mu? Babaannen o iğneleri sana çakacak. Azınca cız. Grip salgını varmış. İnşallah değildir. Hepimize bulaşır. Şurada geberip gideriz Allah korusun. Dur. Dur şunları. Ay oğlum, ay dur geliyorum, dur. Dur sürdüm ayak. Ah çocuğum, ah. Bir kurmadım hiç. Ay sen yanıyorsun. Yanıyorum ama diye. Titriyorsun ya. Titriyorum dur. Dur. Batarya ver, batarya. Aa, sana sahiden iğne lazım Kerim. Şurada birkaç tane penisilinli iğne olacaktı. Aman, aman, aman istemiyorum, istemiyorum. İğne istemiyorum. Sus. Ötekliğin yüzünden hepimizi yakalattıracaksın. Bu çocukken de böyleydi. Aşı olmamak için okuldan kaçardı. Bu hale gelene kadar dolaşırken düşünseydi. Ev sahibini beklemiş. Hasibi mi? Oğlum ne işin var senin o ayıyla? Anne, bak ben bir daha Hasip Hanım'ın evinde oturmama baştan söyleyeyim. Oğlum Hasip yok. Anne sen de icat çıkarma Allah'a sen. Ev sahibi deyince. Sen de Hasip ayı bellemişsin ev sahibi olarak. Bu yeni tutacağımız evin sahibi. Tutmuş mu bari? Tuttum. Tuttum. Kaparosunu bile verdim. Yarın gidip eğer anlaşma imzalamazsam evi başkasına verirler. Hapı yuttum. Ayı nereden buldun? Şeyden aldım yüzüm. Hallettim ben merak etme. Ya teminat? Ya teminat işte bizim Ahmet abi. Teminat Ahmet abi. Ayol kim bu Ahmet abi? Ya karıştırma işte bizim Ahmet abi hallettik tamam. Tamam baba evin ikinci erkeği olarak şu yeri tarif et de ben de gidip bakayım. Emre sen şöyle git köşede otur. Erkek lazım olursa haber veririz. Tamam babaanne. Canan soğuk algınlığı için ilaç kalmamış. Eyvah ne yapacağız? İki tane aspirin verip halledeceğiz. Hemen iğne yapmak istemiyorum. Babaanne. Efendim paşam. Erkek lazım mı erkek? Oğlum ne yapacağım ben erkeği? Lazımsa evin ikinci erkeği olarak ilaç lazım olur. Eczaneye gider gelirim bir koşup. İstemez, istemez. Babaanne o zaman çak iki iğne kalksın ayağa. İstemem, hayır hayır. İstemem, iğne mi iğne istemem. İki aspirin yeter. Şundan yuttur iki tane. Tamam. Ay. İyi gelecek. Hadi baba buyur iç afiyet olsun. Şifa olsun. Eğer iyileşmezsen babaannem iki iğne çakacak. Şimdi senin diline çakacağım o iğneleri. Çivi mi çakıyoruz oğlum? İğne nazik iştir, nazik. Ah. Şaka bile olsa öyle söylenmez. Hasta korkar paşam. Anne ben yatıyorum ama uyuyorum sanmayın. Erkek lazım olursa haber verin hemen kalkarım. Ay tövbe tövbe sanki evin birinci erkeği şey olmuş gibi. Herif üşütmüş o kadar. Şimdi çakacağım kıçına bir penisini sabah dikeceğim ayağı. Aman yok yok yok. Babaanne hani hasta korkardı? Neden korkardı? İğneyi kıçına çakınca. Ay Canan şuna bir şey söylesene. Yarın. Eğer yarın gidip kontratı imzalamazsam ev gider. Kerim, bu halde sokağa çıkarsan sen toptan gidersin. Tarif et bana, ben gider bulur kontratı imzalarım. Hayır olmaz öyle şey. Ben karımı öyle yerlere tek başına göndermem, herif ayının teki. Tamam. Baba, evin ikinci erkeği olarak ben giderim, tarif et. Aferin. Aslan oğlum benim, aslan oğlum. Ben olmazsam... Ben kaporumu verdim arkadaş. Evimi istedim. Önce ben kiraladım yoksa bu işi kan temizler arkadaş. Vah 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 vah. Rüyasında bile ev sayıklıyor. Ben kaporumu verdim. Verilen sözden dönmek şerefsizliktir. Ben canına ne derim sonra. Yoksa bu işi kan temizler arkadaş. Sayıklıyor değil mi?
Evimi isterim ben arkadaş, bana söz verdiniz. Ben kapıramı verdim. Evi bana geri verin yoksa kan çıkacak arkadaş, bak kan değil. Tövbe tövbe Canan. Canan sen bunu iyileşse de yarın yollama kızım, baksana niyeti bozuk. Kapırayı verdim diyorum. Evi bana vermezsiniz hepinizi öldüreceğim ulan. Yani ev diye diye hepimiz delireceğiz sonunda. Kızım başında beklemekle iyileşmez, sen de yat, senin de uykuya ihtiyacın var. Ne yapayım anneciğim? Sayıklarken bağırmasın diye nöbet tutuyorum. Yoksa bu işi kalp temizleyecek ha. Eyvah eyvah. Duyuyor musun anne? Ne yapacağız şimdi? Aldırma kızım, aldırma. Seni de böyle tehditlerle almıştı. Ateştendir, ateşten. Bir halt edeceğin yok. Önce bir ateşini düşürelim. Sonra sabah ne yapacağımızı düşünürüz. Şşt babaanne. Sessiz olun. Çak iki tane yine şu babama da inlemesin. Aşağıda uyananlar var. Aman yarabbi. Ulan kör oldun Akif, resmen kör ya. Ulan bu eşyaları ortaya ne koymayın diye 50 bin defa söyledim size. Sanki mahsus yoluma getirip dikiyorsunuz bunları buraya. Bu eve de bir türlü alışamadım gitti. Tuvalete gitmek için 1 kilometre yol yürüyorsun. Ulan ne yaptın, düştün mü ha? Ben düşmedim, eşyalar düştü. Sanki mahsus getirip yoluma koyuyorlar. Yok be baba ya. Az kalsın bacağım kırılıyordu ondan. Baba ne yapıyorsun ya? Sürekli çişe kalkıyorsun. Söylüyoruz. 2 seferi bir araya getir öyle kalk diyoruz baba. Ya. Evladım musluk mu bu? Vanasını kapatınca akmasın. Zaten 5 seferi bir araya getirip kalkıyorum. Her seferinde tuvalete gitmeye kalksam... O çek yatı tuvalete götürüp yatmak ama lazım. Sürekli yatmadan sulu şeyler yiyip içiyorsun. Söylüyoruz sana. Çek getir lan başımdan, başımı belaya sokma zaten, asabım bozuk. Çiş dediğin zaten bir kere geliyor evladım. Prostat onu kooperatif ödeme planı gibi 36 taksite bölüyor ya. Yavrucuğum. Baba sen ha. Eskiden de böyleydin. Prostatı bahane etme, huyun bu senin, huyun huyun. Huyun bu, o prostatın olmasa başka şeyi bahane eder gene kalkarsın. Sus bakayım. Eskiden başkaydı, eskiden... Gece devriye nöbetinden uyku tutmazdı. Hani bazen işe de yarar da bari biliyor musun? Sen ufacıktın, askılı pantolonun Altay apartmanında oturuyorduk. Hatırlıyorum. Bir hırsız adammıştı. Tamam. Nasıl enselemiştin her geleği? Şak. Kümese düşmüştü. Tamam. Evet, iğneci Faiz Hanım'ın şeyini çantasını araklamıştı. Sen hadi yap şimdi. Lafa tutma lan altıma yapacaksın. Sen korkma, hırsız falan gelmez buraya. Tamam. Hem apartmana girse bizim daireye giremez. Giremez bizim daireye çünkü baksana her taraf ışıl ışıl. Nöbetçi karakol gibi maşallah. Hadi. İki taşının ortasına patlatırım vallahi. Yaparsın. Hadi.